14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde AK Parti İl Başkanlığı görevini yürütürken AK Parti 1. Sıra Milletvekili olarak açıklanan Muammer Avcı'nın yerine vekaleten Erdal Mercimek bakıyordu. Mercimek görevi teşkilatlardan sorumlu başkan olan Mustafa Çağlayan'a emanet etti. Parti binasında Mustafa Çağlayan, Muammer Avcı'dan görevi teslim aldı. Devir teslim törenine Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak 5. Sıra Milletvekili adayı Dilek Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, listemiz açık ara öndedir. Bölgesel temsil kabiliyeti yüksek, iyi listedir. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı sesine itiraz edeceğini söyledi. Kendi vadi bölgesini yok saydılar dedi. İl Başkanlığı görevini devir teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün genel merkezimizden teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir yetkilendirme yazısını tarafımıza ulaştırdı. Bize bir görevi tevdi etti. Bugün itibariyle görevimize başlamış bulunuyoruz. Kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ve teşkilatımızla bir hedefimiz var. Sayın Belediye Başkanımız bugün burada, milletvekillerimiz bugün burada. Bizler bir hedef uğruna mücadele eden insanlarız. Bir dava uğruna da mücadele eden insanlarız. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 2002 yılında ilk görevim sandık müşahitliğiydi. O günden bugüne kadar hizmetin içerisinde, mücadelenin içerisinde olan bir kardeşinizdim. Zaten yakinen de biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Merkez İlçe Başkanlığı yaptığımız dönemden de tanıyorsunuz. Bu çalışmalarımızı daha da ileriye getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Zonguldak'tan aldığı hizmetlerin katmerlenmesi ve taşlanması için de Zonguldak'tan AK Parti'nin milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisimize, Gazi Meclisimize 4 tane temsilci gönderme hedefimiz var. Bu bizim için uzak bir hedef değil. Listeleri gördüğümüzde, çalışmalarımızı gördüğümüzde, Cumhurbaşkanımızın yıllardır, 20 yıldır, daha öncesinden hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri azmi, çalışkanlığı, cesareti ve duruşunu gördüğümüzde 4 hedefi bizim için çok uzak bir hedef değil. Çünkü yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Kimsenin anlatacak bir şeyi yokken bizim anlatacak çok şeyimiz var. Bu hizmetleri bugüne kadar yapan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ben arkadaşlarımın da huzurunda çok teşekkür ediyorum. Doğru adımlarla yola devam demiştik. Şimdi doğru adamlarla da yola devam diyoruz. Bu düşünce ve duygularla da tüm Zonguldaklı hemşehrilerimize, adaylarımıza sıkı sıkıya destek olmaya davet ediyor. Onların oylarını rica ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Listemiz açık ara önde. Evet, diğer listelere baktığımızda listemiz açık ara önde. Bölgesel dengeleri, temsil kabiliyetleri, liyakati, aynı zamanda işte dedim ya Zonguldak'ın bölgesel dengeleri de olarak listemiz öndeki diğer il başkanlarının da zaten listelerine itiraz ettiğini görüyorsunuzdur. En son ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının listeye itiraz edeceğini söyledi. Kendi ikrarıdır. Vadi bölgesini yok saydılar ki Zonguldak'ın en büyük projelerinden bir tanesi Filyos projesi. Ve Filyos projesiyle birlikte doğalgaz.